Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinizin hasta olabilme ihtimalinde hangi semptomları gösterdiği, hangi belirtilerin ortaya çıktığı ve sizin bunu nasıl okumanız gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bazı videolarımda da bahsettiğim gibi köpeğinizin ilk önce doktorunun siz olmanız gerekiyor. Çünkü köpekle yaşayan sizsiniz. Yani veteriner hekime gitmeye gerekçe sizin gözlemlerinizle ortaya çıkıyor. O yüzden köpeğinizi iyi incelemek, özellikle davranışlarının yani normal davranışların dışındaki davranışları iyi tespit etmek sizinle bağlantılı olan bir şey. Bir kere en başta bize köpeğinizin hasta olabilme ihtimalinin olmasını gösteren semptomların başında köpeğin normal dışındaki davranışları gelir. Ne gibi? Mesela halsizlik. Halsizlik köpeğin normal davranışlarının dışındaki bir belirtidir. Normalde neşeli, işte dışarıya çıkmaya hevesli olan köpeğiniz eğer böyle neşesini kaybetmiş, mutsuz, kalkmak istemiyor, gezintiye çıkarken motivasyonlu değil, düşük motivasyonlu, her zamanki hareketliliğin dışında anormal bir sakinlik içeriyorsa bu sizin için bir semptom olabilir. Yani halsizlik ya da veteriner klinisyenlikte laterji diye tabir ettiğimiz olgu, semptom bizim için birincil semptomlardan bir tanesi. İkinci bir nokta, normalde iştahlı olan ve öğünlerini atlamadan yiyen ya da iştahlı bir şekilde yiyen bir köpeğin öğününü reddetmesi ya da yemek yemeyi reddetmesi bizim için yine bir hastalık semptomu olabilir ya da hastalık göstergesi ya da belirtisi olabilir. Eğer köpeğiniz rutinde yemeğini çabucak tüketen, son derece iştahlı bir köpek olup da yemeğini reddediyorsa ve bunun üzerine diyelim ki kuru mamayla besliyorsunuz köpeğinizi, kuru mamayı reddedebilir. Bazen sıcaktan dolayı canı istemediği için de yiyebilir köpek, her şey yolunda olduğu halde. Ama bazı ödüllere eğilimi yüksektir. Bir parça kaşar peyniri, bir parça salam parçası verdiğinizde de aynı şekilde reddediyorsa köpeğiniz, bu da hasta olabileceğinin göstergelerinden bir tanesidir. Yani köpekte iştah düşmesi ya da iştahın kesilmesi de bizim için bir hastalık semptomu olabilir. Üçüncü bir nokta, eğer köpeğinizde normalin dışında bir semptom gelişiyorsa, ne gibi? Şiddetli kusma arka arkaya, ishal durumu söz konusuysa, bunun yanı sıra köpeğinizin vücudunda bir topallama, aktarımında bir topallama varsa, bir ağrı semptomu varsa, yürümeye karşı isteksizlik, inleme gibi bir bulgu varsa, bu da yani hastalık belirti semptomlarından herhangi biri varsa fizyolojik olarak, bu da köpeğinizin hasta olabileceğine işaret eden semptomlardan biridir. Tabii ki diğer bir semptom da yüksek ateş. Ateş de tabii ki genellikle enfeksiyon göstergesidir. Tabii başka sebeplerden dolayı da ateş yükselmesi görülebilir ama enfeksiyonlarda da ateş yükselir. Ateşin yüksek olması köpeğin zaten halsiz olması ve iştahının düşmesini ciddi anlamda açıklayan ve işaret eden bir semptomdur. Dışarıdan bakılarak, işte sadece kulağına dokunularak, burnunun kuru olmasıyla falan ateş tespiti yapmak, köpeğinizin ateşi olduğu tespitini yapmak aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Ama evinizde bir dijital derece bulundurursanız köpeklerde ateş rektumdan alınır. Yani rektal bölgeye derecenin ucunu sokup biraz beklediğinizde vücut ısısı zaten ortaya çıkacaktır ki köpeklerde ortalama vücut ısısı 38 ila 38,5 derece arasındadır. 39'un üstüne çıktığı zaman, özellikle böyle 39,5 ve üstü ateş kabul edilebilir. Bu da bizim köpeğimizin hasta olabileceğine dair bizim için bir semptomdur. Ama tabii ki bunu başaramayacaksanız, yapamayacaksanız en doğrusu veteriner hekiminizin, zaten bir veteriner kliniğine gittiğinizde ilk yapılan müdahalelerden bir tanesi ya da check edilen şeylerden bir tanesi köpeğin vücut ısısının kontrol edilmesidir. Zaten orada yapılacaktır. Ama kendiniz de eğer bu konuda tecrübelenmek istiyorsanız dijital bir dereceyle rektuma hafif ucunu sokarak derecenin vücut ısısını kontrol edebilirsiniz. Sadece söylediğim gibi elle yapılan veyahut da gözlemle yapılan muayeneler ateşin çok fazla tespitinde fonksiyonel olmayabilir. Diğer semptomlardan bir tanesi de köpeğinizin hasta olabileceğini gösteren normalin dışında uyuma. Yani
uzun süreler yatma ve uyuma davranışı da köpeğinizin hasta olabileceğinin göstergelerinden bir tanesidir. Gün içerisinde tabii ki köpeğiniz belli zaman aralıklarında uyuyabilir. Bu gayet doğal bir şey ama her zamankinden fazla uyuyorsa, normalde reaksiyon vereceği, tepki vereceği şeylere, işte kapı zilidir veyahut da eve birinin gelmesidir ya da dışarıdan gelen normalde tepki verdiği seslere tepkisiz kalıyor ve sürekli uyumaya, yatmaya yönelik bir tavır geliştiriyorsa, bu da bizim için köpeğimizin hasta olduğunu işaret eden semptomlardan bir tanesi olabiliyor. Köpeğinizin hasta olabileceğine veyahut da bir rahatsızlığının olduğuna işaret eden diğer bir noktada ağrı semptomları oluşturması. Yani ne gibi? Şunun gibi örnekleyebiliriz. Örneğin köpeğinizin bir orta kulak enfeksiyonu varsa veyahut da bir diş absesi varsa, her zaman normalde köpeğinizi severken o da size sevgiyle karşılık verir ve genellikle bu ilgiden memnun olur. Ama bir orta kulak iltihabında, bir diş absesinde köpeğinizi sevmek için temas ettiğiniz zaman inleme, ağlama veyahut da duyduğu ağrıya bağlı olarak tepki gösterme, hatta agresyon bile karşımıza çıkabilir. Bu da bu vücudun başka bir bölgesinde de olabilir. İşte göğüs bölgesinde de olabilir, kalça bölgesinde de olabilir, kuyrukta da olabilir. Normalin dışında temasa irritan bir yanıt veriyorsa köpek, işte agresyon, ağlama, ilkleme, inleme gibi bir reaksiyon veriyorsa, bu da köpeğinizin fiziksel anlamda bir ağrı duyduğunu ve hasta olabileceğinin göstergelerinden bir tanesidir. Yine diğer bir semptom aşırı salyalanma. Tabii ki bu aşırı salyalanma bazen siz yemek yerken sizi izleyen köpeğinizde aldığı kokulara bağlı olarak bile fizyolojik olarak şekillenebilir salyalanma. Ama normalin dışında işte halsizlik, yanı sıra aşırı salyalanma gibi bir kurgu varsa, bu da köpeğinizin bir diş absesini işaret edebilir, mide enfeksiyonunu işaret edebilir, gaz sancısını işaret edebilir. Salyalanma da, normalin dışında salyalanma da bizim için bir semptom olabilir. Yine tabii ki belirtiler fiziksel olarak da kontrol edilmesi gereken şeyler. Gözlerin aşırı derecede akması, gözlerin kızarmış olması, köpeğin sürekli kafasını sallaması, mesela kulak enfeksiyonlarında kafayı sürekli sallama, kafayı bir tarafa eğerek dolaşma, tek taraflı olan enfeksiyonlar için, kulak enfeksiyonları için. İşte göz enfeksiyonlarında gözünü kaşımaya çalışma, gözün kızarması, vücudunda lezyon oluşması, tüy dökülme, vücutta kabuklu ya da kabuksuz yaraların oluşması, köpeğin sürekli bir bölgesini yalaması da bizim için semptom olabilir. Özellikle yaşlı köpeklerde eklem ağrılarına bağlı olarak ön karpal eklemler dediğimiz bilek eklemlerinde, özellikle kilolu ve yaşlı köpeklerde aşırı derecede bileklerini yalaması, ön bacaklarını yalaması da o bölgede bir ağrı olduğunun ve ağrıyı dindirmeye çalıştığının göstergesi olabilir. Eğer köpeğiniz beyaz bir köpekse, bu yalamaya bağlı olarak salyanın deriyi boyaması, tüyleri boyamasına bağlı olarak kızıllaşma, kahverengileşmeyi görebilirsiniz. Tıpkı bizim dizlerimiz ağrıdığında sıvazlayarak bunu gidermeye çalışmamız gibi, köpekler de aynı şekilde yalayarak bu ağrıları ortadan kaldırmaya çalışıyor olabilir. Bu da size köpeğinizin bir rahatsızlığının olduğunun göstergesi olabilir. Yine son olarak şuna dikkat etmek gerekiyor. Yine vücut sinyallerinden bir tanesi, her zaman size kuyruk sallayan köpeğinizin kuyruğunun düşük olması, sizi gördüğünde bile veyahut da sevdiği bir arkadaşını gördüğünde bile kuyruğunu kaldırmaması, ilginin düşük olması, kulakların geriye yatık durması, yüzünde hüzünlü bir ifade, bazen vücudunu kambur tutması gibi bulgular da köpeğinizin hasta olabileceğine işaret eder. Evet arkadaşlar, genel anlamda köpeğinizin hasta olabileceğini ilk tespit edecek olan siz olduğunuz için köpeğinizi iyi takip etmeniz gerekiyor. Ve köpeğinizin size tabii ki konuşarak derdini anlatamıyor. O yüzden köpeğinizin vücut dilini takip etmek, normal davranışlarının dışındaki davranışlarını tespit edebilmek ve bütün bunları biriktirerek veteriner kliniğine gittiğiniz zaman bunları veteriner hekiminize anlatmak çok önemli. Çünkü çoğu köpek veteriner kliniğine gittiğinde bazı semptomları göstermeyebilir. O yüzden siz bu semptomları, gördüğünüz şeyleri veteriner hekiminize nakletmeniz gerekiyor. Gerekirse kısa kısa videolar çekip veteriner hekiminize tespiti yapabilmesi için bu videoları izlettirebilirsiniz. Köpeğinizin, söylediğim gibi, ilk doktoru sizsiniz. O yüzden köpeğinizi
iyi takip etmeniz gerekir.